Evet, bu videomuzda LGS için son bir tekrar yapacağız artık ve ne tür soru kökleri karşımıza çıkabilir sınavda ve bu soru tarzları ne tür soru tarzları olabilir, bunlara değineceğiz ki gördüğümüz o soruyu hemen zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde yorumlayıp cevaba ulaşabilelim. Bu anlamdan soru kökleri de geçen bu kelimeler bizim için çok önemli. Bunlara ayrıca dikkat etmemiz gerektiğini biliyoruz. Evet, ilk örneğimize baktığımızda doesn't complete ifadesi görüyoruz burada. Tamamlanamaz şekliyle karşımıza çıkıyor. Bu tarz sorularda boşluktan bir öncesi ve bir sonrasına bakmamız işimizi kolaylaştırır. Bu kısa bir diyalog ama daha uzun bir diyaloglarda zaman kaybını önler bizim için. Hold in a moment please, bir dakika lütfen dediğine göre demek ki telefon o kişiye verecektir. Yani B şıkkı. Nick has gone out ifadesi buraya uygun değildir. Tamamlanamaz. Bir diğeri complete. Gördüğünüz gibi yani bu da olumlu haldir. Az öncekinin tam tersi, tamamlanabilir şeklindeki sorulardır. Yine aynı mantıkla boşluktan bir öncesi ve bir sonrasını inceleyeceğiz sadece. What do you prefer doing in the evening? Şeklinde sorumuzu sordu. Because I am being alone. Burada alone kelimesini bilmemiz çok önemli. Eğer bu kelimenin anlamını bilmiyorsak bu soruyu doğru yapmamız pek mümkün değildir. Alone yalnız demekti. Hatırladığımız üzere yalnız dediğine göre buraya en uygun şekilde tamamlanabilecek olan D şıkkıdır. I prefer staying at home. Evde kalmayı tercih etmesi yalnız olduğunu, yalnız olmayı sevdiği anlamına gelir gibi yorumda bulunacağız. Bu tarz soru kökü soru tarzı ise broşür sorularıdır. Bu tarz broşür sorularını bakalım ne tür soru kökleriyle sorabilirler. Which question doesn't have an answer? En çok karşımıza çıkacak bir diğer soru kökü budur. Doesn't have an answer cevabı yoktur şeklindeki soru köküdür. Bu soru köküne göre bakalım. Sorumuzu inceleyelim. What is the deadline of the activity? Bu tarz sorularda önce soruları okuyup broşürden cevaplarını bulmanız gerekmektedir. Bu şekilde yapmanız daha uygundur soruyu. Deadline dediğinde son başvuru tarihine bakacağız. O da şu until kelimesini bulduğumuzda değil mi, bu bize deadline'ı ifade ediyordu. Bunun cevabı var. How will the campers get to Lookout? Peki buraya nasıl ulaşım olacak? Get to. Ulaşımla ilgili bilgilere baktığımız içeriğinde var mı? Araştırıyoruz. To get, bakın burada to get to Lookout the train. Trenle gidilebileceğini söylediği cevabımız var. What activities are there? Ne tür etkinlikler olduğuna bakalım. Fishing, hiking, activities bunları da biliyoruz. Okay. Evet, o halde D şıkkının cevabı gördüğümüz gibi yoktur burada. Şunu da karıştırmayalım. How can the campers contact? Burada contact ifadesi var ama how, nasıl iletişime geçirebilir? Burada nasıl iletişime geçireceği yazmamış. Yani bir website, bir telefon gibi bir şey değil. Sadece bu kişiye ulaşın, iletişime geçin demiş. O yüzden soruları düzgün okuyalım, yorumlayalım yine de. Okay, bir diğeri soru kökümüz. Which one is not correct? Soru köküdür. Not correct, doğru değildir. Bu da çok karşımıza çıkacaktır yine. En önemli soru kökleri bunlardır. İlk olarak sizin için bunları seçtim ve yerleştirdim ilk sıralara. Baktığımızda Andy always prefers Cindy as a buddy. Andy ve Cindy'nin iyi arkadaş olduğunu, buddy değil mi? İyi bir kanka olduklarını söyledi. Doğru mudur? Ve two is better than one gibi şeyler söylüyor. Evet, burada olumlu özellikler var. Doğrudur. They love spending time together. Vakit geçirmeyi severler dedi B şıkkında. Baktığımızda. Okay. Evet, I'm glad to be with you. Senin olmak güzel falan dediği için doğrudur. Andy always tell lies. Yalan söyler. No, burada baktığımızda I always count on you. Sana güveniyorum dediğine göre demek ki birbirlerine güveniyorlar. Bu doğru olmaz. Correct, not correct ifadesi C şıkkıdır. Evet, bir diğer önemli soru. Bu tarz verilen tablolardır. Geçen yıllarda çıkmış sorularda vardı, bu şekilde inceledik. Soru kökümüz correct bu defa ya da true olarak bildiğimiz eş anlamlısı. Doğru olanı bulacağız yorumlayarak. Shopping online is very popular. Evet, buradaki ifade önemli. Popular.
Baktığınızda shopping ifadesini bulacağız. Shopping is very popular. No, it is not. Bu uygun değildir. Most of the students. Önemli olan bilgilerin altını çizmeyi unutmuyoruz. Çoğunluğu interneti ödev için kullanıyor mu bakalım. Yes, 15 kişi. Ama most of the yemeğiz yine. Bu da uygun değildir. Nearly half of. Evet, hemen ifademizin altını çizdik. Daha sonra check their email. Reading the news. Baktığımızda checking emails 10, reading the news 5. Evet, topladığımızda 15 yaptı ama yine bu çoğunluğu değil mi? Yarısı. Nearly half of the ifadesini karşılamadı. Many of the teens. Çoğunluğu playing games. Evet, baktığımızda yes. Evet, çoğunluk bakın oyun oynuyor. They watch movies. Ve film izlediğini görebiliyoruz. It is true. De ifadesi doğrudur diyebiliriz. Bu şekilde bakın yorumlamış olduk hepsini. Bu tarz sorular böyle çözeceğimizi daha önce söylemiştik. Evet. Bir diğeri. Not related soru kökü. Evet, yine önemli sorulardan birisidir bu da. Unutmayalım. Not related alakalı değildir. Yani ilgili değildir. Bu tarz bir soru gelebilir. Resimli soru, görsel sorudur. Ki bunu yorumlayabilirsiniz. Aslında bir nebze not ifadesinden olumsuzluk bildiriyor. İnceleyelim. We share a lot of things together. Go shopping malls. Baktığımızda göremedik. Buy new clothes. Bu da yok gördüğümüz gibi. Do sports. Evet, spor ifadesi tamam. Play board games. Okay. Ya da computer games. Here. Evet, baktığımızda C seçeneği bu yukarıda verilenlerle alakalı değil şeklinde bulunabilir. Bu şekilde yorumluyoruz. Unutmayalım yine de neymiş soru kökümüz? Not related. Alakalı, ilgili değildir. Evet, title. The best title soru kökü. En iyi başlık ya da heading diye de verebilir olabilirken. Ama title daha çok karşımıza çıkar. Bakalım. There is a poster. Bir poster görüyoruz ve bununla ilgili bir başlık ne olabilir dedi. Posteri şöyle bir inceleyebiliriz. Be careful. Check your privacy settings. Shop safely. Protect all your devices. Remember to log off. Check the website gibi şeyler var. Burada internetle ilgili bilgiler var. Bakın gördüğünüz gibi internetin neyle ilgili olur? Güvenliğiyle ilgili olabilir diye düşündüm hemen. Be careful. Bu ifadeler bana o başlık altında geliyordu çünkü konularda. Baktığımızda evet. How to keep your security online. Güvenliğini nasıl yapabilirsin dedi. Downloads no. How to be famous no. Do shopping no. Evet. Baktığımızda how to keep your security online ifadesi en genel başlık olarak seçilebilir. Buraya diyoruz. Bu şekilde başlıklı ifadeler soru kökleri gelebilir. And the other one is buradaki soru kökümüz agree on ifadesi. Agree neydi? Aynı fikirde olmak. Bunu unutmayalım. Agree aynı fikirdeydi. Bu ikisi için aynı fikirde olması gerektiği ifadelerini bakın ben sizler için buradan buldum ve altlarını çizdim. Siz de bu şekilde birbiriyle karşılaştırıp okuyup aynı fikirde olduğunu, ortak olan ifadeyi bu şekilde çekeceksiniz. I can do everything online and can be very useful. İnternetin yararlı olduğunu, her şey yapılabileceğini konusunda hemfikir oluyor bu anne ve George ikilisi. Baktığımızda buna göre having followers on the social media now it is bu konu hakkında değil. It can be very entertaining. Entertaining is fun. Eş anlamlısı. Eğlenceyle alakalı bir ifade değil. Spending time with friends. No, bu da ilgili değil. You can do everything online. It is fine. Burada da görebiliyoruz zaten bu ifadeyi. İkisinin ortak düşüncesi, hem fikir oldukları düşünce budur. Bu gibi olabilir. Agree kelimesini unutmayalım. Aynı fikirde olmak. Evet, bir diğer soru cooking. Mutlaka çıkacağını düşündüğüm sorulardan birisidir bu cooking ile ilgili, kitchen ünitesiyle ilgili. Not one of the steps of the recipe. Birisi değildir. Aşamalardan biri değildir dedik. Baktığımızda hemen resimlerle eşleştiriyoruz. Okay. Put the cheese on the top of.
Bu ifadeyi görmedim. Now sliced bread. Evet, A şıkkında bu. True. Evet, devam edelim. Final Baker Mini Pizzas. Baktığımızda evet. Okay, B şıkkında bunu görüyoruz. Then mixed them with yogurt. Böyle bir ifade yok yine. First dice all the toppings. Okay, burada dicing işlemi gördüğümüz gibi ama knead the dough ifadesini hiçbir yerde görmedik. Sorry, roll the dough yok. O yüzden D şıkkı aşamaların birisi değildir diyebiliriz gibi. Bu şekilde yorumluyor ve uygun olmayanı buluyoruz. Bir diğer soru ifadesi appropriate soru kökü çok çok mühim sorulardan ve mutlaka gelecek olan kelimelerden birisi yine. Bunun eş anlamlısı suitable, uygun anlamına gelir bu ikili. Hangisi uygundur ifadesini bulacağız. Bu tarz değişebilir tabii ki soru tarzı. Bu soru tarzı şudur. Özel bir bakın burada bir menü verdi bize restoranın menüsünü ve hangisi için uygun yiyecekleri bulun bu kişi için diyebilir. Baktığımızda önemli bilgilerin altını bu şekilde çiziyoruz ki çabuk ulaşabilelim. She can eat anything with sugar and much oil. Yani şekerli ve yağlı bir şey yiyemez. She doesn't like spicy food ve baharatlı yiyecek sevmiyor. Yani sağlıklı yiyecekler seçecek. Buna uyguna bakalım. Curry chicken, steamed vegetables. Okay, vegetables olabilir. Grilled steak. Okay. Burada gördüğümüzde olmadı diyebiliriz. Lentil soup. Okay, steamed vegetables. Okay, and grilled steak. Burada ızgaralı biftek. Neyi belki bakalım. Pizza falan var C'de yine olmadı pek. Lentil soup, mixed fries, karışık kızartmalar falan, sebzeler, grilled steak. Yine burada da gördüğümüz gibi karışık birazcık. Evet, bizim için en uygun olanı bir ifadesi. Burada değil mi? Daha çok ona uygun olduğunu görebiliyoruz falan diyebiliriz. Ki içeriklere de buradan bakabilirsiniz. İçinde ne vardır, nasıl bir yiyecektir bu dediğimizde görebiliriz. En uygun olanın yine bu olduğunu. Peki grilled steak kafamızı karıştırdı diyelim. İncelediğimizde bu grilled steak'e şurada bakın pek bir içerik yazmamış yani. Bu onun için uygundur. B şıkkı diyoruz burada. Bir diğeri yine appropriate soru kökü. Peki yine aynı şekilliğinde aslında daha önce yayınlanmış sorulardan birisi bu da. Karşımıza bu gelebilir. Bu defa bakın işin içeriğinde daha farklı koşullar var. Daha farklı bilgiler var. Bu defa içine para girmiş. I only have 5 euro. 5 euromuz var. Buna göre seçim yapacağız. Tabii yine istediği, sevmediği şeyler dikkat ederek. I don't like fish. Evet, fish olmayacak. I want a cold drink. Soğuk bir içecek seçeceğiz. Fruit juice. Okay, fruit juice olacak. A dessert. Evet. Ve sonunda bir tatlı seçecek. And then I want something cold. Ve bu tatlının soğuk olması gerektiğini söylüyor. Buna göre dikkatli bir şekilde seçeceğiz. Lasagna. Fiyatları değerlendirdiğimizde okay. Fresh orange juice. Okay, bu da olabilir. Orange juice'u şurada bulabiliriz. Okay, 3 lira. Topladığımızda bu 5 liraya çoktan geçmiş oldu. Bakın bu uygun değildir. Pizza. Okay, baktığımızda hemen ifadeyim. What is it? Ha, okay. 6 lira çoktan zaten burada olmadı. Lasagna, mineral water. Okay. Yine bakın 5 lirayı geçti buradaki ifade. Geçelim. Ama fiş olmayacaktı. Ha, main course. Sorry. Burada sadece main course için 5 liram var dedi. Ha, diğer seçenekleri ekleyebilir. Buradaki tüm ifadeyi altını çizmişim ama dikkat etmedim şu an. Siz dikkat edin bunlara lütfen. Sadece main course için 5 lirası olacak. Okay. Tekrar o zaman baktığımızda en uygun soğuk tatlı, meyve suyu ve yiyecek olarak lazanya o zaman en uygundur diyoruz. Ben de giderek zaten hepsini elemiş olmuştum zaten. O halde en uygun cevap A'dır. Sorry. Bu şekilde dikkatli olalım. Bunu böyle şeylere düşmeyelim. Ki olursa bakın ne oluyor? Hatamızı hemen fark ediyoruz. Hemen toparlıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. A şıkkını işaretledik hemen bu soru kökünden. Bir diğer soru. Karşımıza böyle questionnaire yani anketler çıkabilir.
Bu anketlerle ilgili sizden yorumlar bekleyebilir. Şimdi önce soru kökümüzü okuduğumuzda What can you say about Uygar's personality? Personality kişilik ya da personal trait diyebilir burada. Kişisel özelliklerini bahsedebilir. Bu tarz kişisel özellikleri sadece bakın nereye bakmamız gerekiyor? Hepsine bakmak zaman kaybı tabii ki. Score is 30. 30 bu aralığa bakacağız sadece. Değerleri bizi ilgilendirmiyor. 30'a baktığımızda you don't enjoy together much. Birlikte olmayı sevmiyormuş. You never share important things. Your friends may tell lie. Yalan söyleyebilir falan dedi. Don't depend on. Güvenmiyor kimseye ve alone. Özellikle alone az önce de çıkmıştı. Bu kelime önemli bir kelime diyorum. Yine alone yalnız. Yalnız da seven bir kişiymiş bu. O halde en uygun cevaba baktığımızda hemen bulabiliriz. Self-centered değil mi? Buradaki bilgi bizim için bakın bulucu olacak. Yani kendine dönük değil mi? Kendine dönük bir kişiliğe sahip bu. O yüzden cevabımız A, C şıkkı olacaktır. Bu tarz soruları bu şekilde hemen ne yapıyoruz? Yapmaya çalışıyoruz. Devam edelim. Okay, bir daha soru kökü. Yine personality trait. Bakın bu kelime ifade tarzında soru kökleriyle bize sorulabilir birinci üniteden sorular. Yine kişilik özelliği not describe bu defa soru kökü tanımlanamaz dedi. Bakalım burada tanımlayadıkları var. Hangisi dışarıda kalacak? She always help people dediğine göre okay supportive person diyebiliriz. As I count on her, count on honest ifadesiyle eşleşir. She always tells the truth. She studies and get high grades. Hard working. Çalışan bir öğrencisi değil mi? Hard working diyebiliriz. Amusing. Bakın dışarıda kaldı. Bununla tanımlanamaz diyoruz. Bu şekilde yorumlamamız gerekecektir. Yine altını çizdiğim gibi böyle çizebilirsiniz. Yardımcı olur size. Personality traits. Unutmuyoruz kişilik özelliği. Şeklinde değerlendiriyoruz. Bir diğeri. Before ve after soruları çok çok mühim sorular. Kafa karıştırıcı oluyor. Ama ipucuna dikkat ederek çözersek hiçbir şekilde bizim için sorun olmaz diyoruz. Before önceydim. Okuyorum. Cutting the dough into the same pieces. Bu ifadeyi paragraftan bulacağız yine. Bakın buldum. Cut the dough into some pieces. Bunu yapmadan önce dedi before. O halde öncesine bir önceye gidiyorum hemen. O da neymiş? Knead them until they become soaked. O ifadeyi bulup bakın bu kadar basit. Bu şekilde işaretleyip bakın hiç okumadım değil mi tamamen gerek yok. Soru benden ne istiyor? Neye odaklanmam gerek? Bunu bulduğum takdirde zaman kaybetmeden saniyeler içerisinde hemen çözebiliriz bu şekilde. Yeter ki bu dikkat edin dediğim şeylere dikkat etmemiz şart. Before, after ve bunun gibi daha diğer soru ifadelerine. Evet bu defa after geldi. Bakın az önce before kolaydı. Cümlenin başındaydı. Onu tamam yapabiliriz ama bu şekilde cümlenin ortasında sonuna doğru verebilir. Yine bakın. After before'dan sonraki cümleyi okuyoruz hemen. Ki kafamız karışmasın yanlış yapmayalım. After beating the eggs. Bu ifadeyi buldum. Beat the eggs. Burada after. Bunu yaptıktan sonra. Dikkat. Bunu yaptıktan sonra. Store the milk, butter and vanilla ifadesi B şıkkında gibi bu şekilde buluyoruz. Sakın ola yanlış yorumlamayalım. Bu after ve before'u. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra tamam bu şekilde okuyoruz her zaman. Okay, communication method. Yine yayınlanmış sorulardan birisi bu. Bu şekilde bir soru verebilir. Burada şekil ifadeleri vardır. Kolay bir şekilde yorumlayabiliriz yine. Bilgilere göre using technology. Evet, teknolojiyi tercih edecek. Buna dikkat. Teknoloji dediyse modern metotlara gideriz tabii ki. Not traditional. He would rather his friend's face while communicating. Face dediğine göre yüz yüze ifadesi. Bununla ilgili yok ama yüz yüze görebileceğimiz yine video call. Görüntülü aramalar olacaktır değil mi? Video call. O halde bizi A şıkkına götürecektir. Bu şekil yol diyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz bunları. Diğeri daha önce de yine örnek sorularda yayınlandı. Muhakkak bu yıl sorulabilecek bir kelime olduğunu düşünüyorum. Çünkü disappointing tüm neredeyse birkaç örnek sorularda vardı. Çoğunlukla çıktı.
neydi disappointing? Bakın hemen işaret, bu işaret aklımıza gelecek. Gözümüzde bu emoji canlanacak. Hayal kırıklığına uğratıcı kötü bir şey olacak yani. Anlamı kötü bir şey demek. Baktığımızda bu cümleler... Evet, awesome. Harika. Güzel anlamlara geliyor. Geçelim. The best word game. Okay, en iyisi dedi. Güzel. This is the worst. Bakın en kötü. Hayatımda gördüğüm en kötü şey gibi anlam ifade etti. Yani disappointing. Kötü bir yorum bu. O halde Jack kişisi, C şıkkı buraya uygun olan şık budur aslında. O halde buradaki kelimenin anlamını bilmemiz çok çok önemli ki soruyu anlayabilelim. Disappointing neymiş? Hayal kırıklığı demektir. Bu da bakın şu emoji gelecek aklımıza ve kötü bir şey diye kodlayabiliriz. Okay. Bir diğer ifade. Excuse for not coming. Evet, gelmemesinin excuse'un bahanesi, mazeretini bulacağız ya da bunun için excuse demez de bize ne diyebilir? Eş anlamlı, yakın anlamlı reason kelimesi, yani nedeni nedir diye sorabilir. Bir neden söylüyorsa gelmemesi için bu bir mazeret, bahanedir zaten. Aynı yere çıkıyor ikili. Baktığımızda neymiş sebebi? Because ifadesi gelmemiz bize sebebini verir. Because I am having exams, sınavlarım olduğunu görüyorum. O halde B şıkkına gidecek bu ifadem. She must study olur. Bakın buraya dikkat. Eş anlam bilin bu kelimeleri. Yani bunun yerine bu da olabilirdi. Excuse and reason. Okay. Excuse'u biliyoruz ama reason olursa da şaşırmayalım. Okay, regularly. Ne demek bu regularly? Düzenli bir şekilde yapar. Peki burada gördüğümüz gibi bir gününü anlatan bir metin vermiş bize. Neyi düzenli olarak yapıyormuş? Hemen bulalım. Wake up every morning. Evet. Bununla ilgili bir cümle yok. I brush my teeth, have a shower. Bakıyorum. Yok. And get the rest for the school. Göremedim. After I have breakfast, I take my bag and run to school bus. Evet, devam. On the bus, I listen to pop music on my iPad. Pop music and dancing are very popular. I won't get to school. I greet my friends. We have a chat. I love my teachers and my friends. Okay. Rock music, no. Walk to school, no. She take a bath before sleeping. Okay. Bu da değil. Gördüğünüz gibi. Evet, az önce bunu görmüştük. So we run to school bus. Bakın. Hemen D şıkkına götürür bizi. O halde bu soru kökü yine önemli bizim için. Bunu anlarsak ne yapmamız gerektiğini daha iyi anlayabiliriz. Okay. And doesn't the official ask sabah? Bu şekilde boşluk doldurma soruları gelebilir. Dördüncü ünite ile ilgili, fon ünitesi ile ilgili. It is sabah dediğine göre kişi adını söylüyor. Değil mi o halde? Ne yapacak? Who sorusu var bakın. Can I ask who is calling? Kim arıyor diye sormuş olması gerekir. A şıkkı gelir. Hemen okuyorum. I'm sorry, he is at an important meeting. Uygun olmadığını öğrendim. Yes. Dediğine göre would you like to leave a mesaj bırakmak ister misiniz? Yes diye cevap aldık. Ve numara var bakın. Bu da bizi phone number'a götürecek elbette. O halde D şıkkı. How can I help you ifadesi buraya uygun olmaz ki bu cümlenin hep en başında gelir genel olarak. O halde burada yeri yok diyebiliriz. Bakın bu tarz sorulara dikkat edin yine. Yine not correct. Az önceki soru köklerinde görmüştük bunu. Doğru değildir ifadesi. Bu defa da böyle bir grafik sorusu verilebilir bize. Yorumlayacağız diyebiliriz. Use the internet make videos mostly. Şu ifadelere dikkat. Hemen kalemiz alalım. Mostly. Çoğunlukla make videos. Nerede bu ifade? Burada. Evet. Doğru mudur? True. It is true. They would rather buy something online. Bakın would rather ifadesi var. Bunları prefer, would rather'a dikkat. Buradaki tercih ediliyor. Buradaki edilmiyor demekti. Evet. Buy something online'a baktığımızda okay. And make reservation. Bu ikiliye baktığımızda böyle. Evet. True. Connecting with the people from the other countries, it is here as less preferable. Buraya dikkat. Daha az. Neye göre daha az? Buna göre. Okay, true. And they don't prefer improving a foreign language ifadesi değil mi? Yanlış olduğu gibi bakın böyle yorumlama yapmamız gerekiyor bu tarz grafik soruları bizim için önemli sorular diyoruz. Okay. Devam.
Bu tarz bir grafik sorusu olabilir. Bakın bunlar çizgi grafik, çeşitli grafik türleri vardır. Bu da bir farklı tarzı. Yine correct, doğru olanı ifade edeceğiz. Teenagers find pop music unbearable ifadesi. Neydi? Bunun anlamını bilmemiz şart. Unbearable, katlanılmaz, dayanılmaz buluyor pop müzik. Bakalım bu ne demek? Demek ki çok kişi dinlemiyor anlamına gelecek ama 32 yüzdesi var bakın. It is false. Okay. Pop and classical music lovers nearly the same. Neydi bu same? Aynı. Neredeyse aynı olacak pop ve klasik müzik. Baktığımızda ikisi neredeyse aynı olarak göremiyoruz. It is false. Techno is the least favorite. En az dedi techno için. Bakalım. No. It is false. And more teenagers are into rap music. Okay. Yes, rap müzikle ilgili olan kısım ve burası. Gördüğümüz gibi böyle yorumluyoruz yine. Basit aynı şekilde. Yöntemimiz aynı tabii ki hep. Sadece buradaki grafik ifadelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok çok önemli olarak bunlar dikkat çeker bizim için çekmeli. Evet, bir diğer soruya hemen geçelim. Yine grafik. Bu defa bu tarz bir grafik geldi. Yine bir diğerinden hiçbir farkı yok. Sadece grafik sorularından ne gibi şıklarda ne gibi ifadeler gelebilir? Bunları üzerine durup yorumlayalım diye bunları seçtim sizin için. Not very interested in. Yani ilgili değiller çok fazla dedi. Bakalım. Social networking sites ilgili olmadıkları. Bu yanlış bir ifade oldu. Zaten bize yanlış soruyordu. Doğru değildir. Evet, A şıkkı şeklinde bakın. Ne yaptık? Bu şekilde yorumlayabiliriz. Evet, devam. Bir diğeriyle. For fun. İnternet ünitesiyle ilgili böyle bir metin gelebilir. İnterneti kim eğlence için kullanıyor? İşte kim ödev için kullanıyor? Kim araştırma için kullanıyor? Bu tarz soru kökleri değişebilir. Burada for fun ya da for entertainment eş anlamlısı buydu. Eğlence için kullananı bulacağız hemen. Nerede games varsa o eğlence için kullanıyordur genelde ya da watch videos gibi ifadeler. Evet, burada Richard'ı görüyoruz bakın. Richard online games dediği için C'ye götürür bize burada. Okay, bir diyelim. With is correct text above. Yani böyle bir metin verir ve bu metne göre doğru olan ifadeyi yorumlamamızı ister. Paragraf sorusu gelebilir bu şekilde. Hemen bakalım. Önce tabii ki şıkları okuyor ve yukarıdan bulmaya çalışıyoruz metinden. Before you send email, log out. Şu ifadeyi bulun hemen bakın. Before'lu sorularda hemen bunu yapmamız iyi olur bizim için. Bulalım. Before you send email. Böyle bir şey yok. Bakın e-mail'i göndermeden önce çıkış yapmalısın. Çıkış yaparsa zaten nasıl gönderecek diye yorumladığımızda zaten yanlış olduğunu görüyoruz bu şekilde. If you want to send an email, e-mail göndermek istersen you have to write. İfadeyi bulacağız hemen buradan. If you want send an email, you have to write the subject. Okay. Bakın burada write the topic of the email in the subject part ifadesiyle bulabiliriz. Attach a file document. Şurada geçiyor cümlemiz. This is the final step. Okay. Son aşamadır demiş ama bu olsa da olur olmasa da olabilir. If you want. İsterseniz diyor. Zorunlu bir şey değil. Typing an email address of the recipient is a step before sending an email. Bu ifade burada. Write the topic of the email. Sorry, write the email address of the recipient. Bu göndermeden önceki bir aşama değil. Bundan sonra daha farklı bir şeyler de yapmamız gerekiyor. Bu da olmadı. Diyebiliriz. Evet, o zaman doğru cevabımız gördüğümüz gibi Bursa çıktı.